Kanala yeniden hoş geldiniz. Bankalar dökülüyor. Bazı altcoin'lerde çok önemli gelişmeler var. İnsanları endişelendiren ve direkt cüzdanınızı ilgilendiren bir takım olaylar var. Bunlardan biri CZ ve Binance'e dava açılması. Piyasanın yönüyle ilgili söyleyeceklerim var. Bir süredir altcoin'lerden bahsetmiyorduk. O zaman videoya geçelim. Bankalar teker teker sıkıntıya giriyorlar. Doğuşa Bank %15 değer kaybetti. Birkaç günde. Birkaç günde. Doge coin değil, Doğuşa Bank. Gerçi son bir iki haftada neler gördük. Onların yanında bu çok da büyük bir şey değil. Hisselerinin düşme sebebi Doğuşa Bank'ın temerrüde düşme ihtimali. Neden böyle bir ihtimal olduğunu düşünüyorlar? Çünkü sigorta maliyetleri bir anda hızlı bir şekilde yükseldi. Bunlar ne demek? Artık kurumlar Doğuşa Bank'ın batmasını olası en azından daha olası gördükleri için kredi notunu düşürdüler. Bu da sigorta maliyetlerini bir anda uçurdu. Geçen videoda ne dedim? Powell çıkıyor. Bankacılık güçlü. Sonra insanlar çıkıp ha sorun yokmuş ya panik yapmayalım. Signature Bank batarken, diğer bankalar batarken, Silikon Vadisi Bankası batarken yine Powell çıkıp bankacılık sistemi güçlü diyordu. Finansal kriz büyüyor. Bakın sistem şu şekilde çalışıyor. Eyvah finansal krizdeyiz o zaman daha fazla para basalım. İşe yaradı mı? Hayırsa o zaman daha fazla para basalım. Kimin umurunda vergileri azaltıp teknolojiyi desteklemek, vergileri adaletli bir şekilde dağıtmak, yolsuzluğu azaltmak, girişimleri desteklemek, üretmek kimsenin umurunda değil. Para basmak işe yaradı mı? Evet. Ama birçok insan fakirleşiyor. Fakirle zengin arasında uçurum artıyor, enflasyonu tutamıyoruz. Ne yapsak? Friedman ne demişti? Para basmak tatlı zehir gibidir. Ne yapalım? İnsanlar diyor ki her şeyin fiyatı yükseldi, artık fakirleşiyoruz her şey uçtu o zaman faizleri yükselt. İşe yaradı mı? Enflasyon düştü mü? Hayırsa daha fazla yükselt. Oh işe yaradı. Eyvah enflasyonda zenginler varlıklarını korumak için varlıkları aldılar. Ama fakirlerin %90'ı o sırada buzdolabına yetişemiyordu. Güçsüz dolar yüksek fiyatlı varlıklar demek. Güçlü varlıklar demek. Şimdi faiz artırımları işe yaradı. Güçlü dolar var. Enflasyon <laughs> düşüyor. Eyvah, bankalar, hisseler çöküyor şimdi de. Ucuz borçlanma ve enflasyonda şirketler büyüdü. Hayalet şirketler büyüdü. İnsanların işi vardı en azından. Şimdi hisseler, piyasalar çöküyor. Başa dönelim. Para basmaya tekrar başlayalım. Bu döngü şu anki itibari para sisteminde bu sistem komple çökmedikçe, finansal sistem tamamıyla değişmedikçe hiç bitmeyecek. Neden kriptolar? Neden blockchain? Neden merkeziyetsizlik dediğimi anladınız mı? Ama hala birçok insan umurunda değil. Onlar için burası tamamen kumar. Hala airdroplar peşinde koşup zengin olacağını sanıyorlar. Bitcoin white paper okumak mı? Hayır hayır. Akıllı sözleşmelerle ilgili bir iki makale okuyup coinleri daha iyi anlamak mı? Hayır hayır. Bak tansiyonum çıktı. Sen bana shitcoin söyle kardeşim. Geçen videoda sebepleriyle, verilerle birlikte neden şimdi boğa için erken olduğunu düşündüğümü söyledim bazı insanlar söylediğim, verdiğim bilgilerin %98'ini dinlememiş veya hemen unutmuş, sadece başlıkta yazana göre hareket etmişler ve sen boğa başlayacak demedin mi? Hayır söylediğim her şey kelimesi kelimesi aklımda. Ben bir yıldır ayı piyasaları bu kadar tatlı şirin olamaz, bu kadar kolay değil. Tuzaklar olacak. Bunlara kanmamalısınız. Ayı piyasaları oldukça çetindir. Oldukça zorludur. Hatta ay piyasaları 3 aşamadan oluşur ve biz bu aşamadayız diye bir yıldan fazladır anlatıyorum. Geçen videoda size sadece V koftesini gösterdim. 100 yıldan fazladır burada ve bir süredir piyasayla izliyorum ve doğru çıkıyor artık size göstermem gerektiğini düşünüyorum dedim. Hep diyorum bazılarınız kızıyor. Traderlık herkese göre değildir. Yatırımcılık herkese göre değildir. Herkes bu şekilde zengin olacak diye bir şey yok. Eğer... Blockchain'in ne olduğunu anlamak, kriptoları incelemek, white paperları okumak, gerekirse bunlarla sabahlamak seni heyecanlandırmıyorsa, sadece uçacak, kaçacak lafları dikkatini çekiyorsa burası sana göre değildir. Son bir yıldır anlattıklarımı ayırt edemiyorsan, anlayamıyorsan TRT çocuk daha anlaşılır. Keli olan var. Herkesin anlayabileceği değil de kızmayın. Para kaybetmenizi önleyeceksem kızın. Ama sizi korumak için söylüyorum. Kısa vadede oldukça şüpheli olduğumu, bu yükselişin tuzak olabileceğini, çok fazla sürmeyeceğini düşündüğümü sebepleriyle anlattım. Evet burada çizgiyi görüyoruz. Parasal genişleme var. Ama Fed aktif bir şekilde piyasaya para pompalamıyor. Bunu görüp "Aa, para basılmış. O zaman boğa geldi demek." çok masum olur. Bunu herkes görüyor. Önemli olan herkes bundan ne çıkarıyor. Sıradan yatırıma yeni başlayan birinin bir şirketin bilançosunu veya bir şirketin haberini görmesiyle Warren Buffett'ın onu anlayışı çok daha farklı şeyler. Bu fark nasıl yaratılır? Kendine yatırım yaparak. Bu boğa demek mi? Dediğim gibi FED piyasaya aktif bir şekilde para pompalamadığı için hala geçenki videoda söylediğim gibi erken olduğunu düşünüyorum. Büyük para, big money, smart money, akıllı para rally başlatmasa da küçük insanlar, halk, blockchain'e, bitcoin'e inanan insanlar bu küçük para bir araya gelip büyük para oluşturup bir rally başlatamaz mı diye sorarsanız çok mantıklı bir soru ama makroekonomi rezalet gözüküyor. İnsanlar işsiz. İnsanların birikimleri, bankaların verileri bize gösteriyor ki insanların birikimleri dipte, kredi kartı borçları, tavan, devasa şirketler bir işten çıkardılar mı? 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi işten çıkarıyorlar. Kim ülkeler daha az etkileniyor? Bunlar daha gelişmiş ülkeler. Gelişmemiş ülkeler bundan çok 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 daha fazla etkileniyor. Ama tüm dünyada makro ekonomide büyük problemler var. Size soruyorum. Eğer küçük insanların parası rally başlatmaya yeterse, küçük para bir araya gelip büyük para olursa hangi para? Soruyorum hangi para? Makro ekonomi kötü. Az önce gösterdiğim komik ama üzücü para basma şeyini hatırlıyorsunuz. Sürekli başa dönüyorduk. Bunlara çözüm ne? Çözüm kriptolar ve blockchain. Bitcoinlerin %67.8'i bir yıldan fazladır hareket etmemiş. Bitcoinlerin çoğu tutuluyor, satılmıyor. Bitcoin zengin eder mi sermayeniz küçükse? Elbette rasyonel değil bunu düşünmek. Kimse 2-3 bin liralık altın aldığı zaman multimilyoner olacağını düşünmüyor. Ama gittikçe daha fazla insanlar, kurumlar hatta ülkeler Bitcoin'e adapte olmaya devam ediyorlar. Değer koruma aracı olarak görmeye devam ediyorlar. Örneğin Bloomberg'in strateji uzmanı Mike McClone insanlar Bitcoin'i fark ediyorlar. Bitcoin'in çatısı altına giriyorlar. Aynı altın gibi. Bunu görmezden gelemeyiz dedi. 2 haftada 400 milyar basıldı. İnsanların hayatıyla merkez bankaları, büyük kurumlar nasıl oynuyorlar? Bakın sadece birkaç kişinin elinde. Şimdi birkaç altcoin'den bahsetmeden önce insanları endişelendiren direkt cüzdanınızı ilgilendiren bir olay var. Ne bu? Şimdi ABD hükümeti 205.515 adet bitcoin tutuyormuş. <laughs> Size dolar maliyet ortalaması diyordum. En istikrarlı, en uzun vadeli düşünen hükümet çıktı. Bunun bir kısmı illegal işler yapan birinden deep webten ele geçirildi. Zaten çoğunluğu böyle. 94.000'i Bitfinex hack olayında el konuldu. Diğeri de deep dolandırıcılık yapan, gerçek ciddi büyük dolandırıcılık yapan birinden el konuldu. Tamam hükümet almıyor olabilir ama yine de DCA dolar maliyet ortalaması yapmaya devam ediyor. Almasına gerek yok. El koyarak yapıyor. Helal olsun tam hodulcular. Şimdi önemli olan kısım bu sizi endişelendirmeli mi? Çünkü hükümetlerin blockchain'e nasıl baktıklarını biliyoruz. Gördüğünüz gibi ABD hükümeti bitcoinlerin %1'ine sahip. Küçük değil. Asla %1'in küçük olduğunu düşünmeyin. Mesela El Salvador'a bakın. Sürekli Bitcoin alıyor. Gerçi alıyor da. Onlar hep ATH'ye yakınken aldı. Gitti paralar. Bir sorun olmaz uzun vadede. Olsa da geçici olur. Çünkü Coinbase, Grayscale, Binance birçok kurum çok daha fazlasına sahip. Umarım Biden'a emanet etmemişlerdir. 12 adet anahtar kelimeyi. Ettilerse unutuldu yokluğa karıştı gibi düşünebilirsiniz. Birkaç altcoin'e bakalım. Ethereum en çok tam zamanlı geliştiriciye sahip olan proje hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Şimdi sırada Şangel güncellemesi var. Bununla birlikte ölçeklenebilirlik sorununun çözülmesi konusunda ilk adım atılacak. İnsanların Ethereum'dan şikayetinin sebebi Ethereum'un en büyük problemi ne? Hatta diğer bütün rakip katman bir projelerinin BNB, Solana, Avax ve diğerlerinin çıkma sebebi ne? Ethereum'un ölçeklenebilirlik problemleri olması. Ve bu şangay güncellemesi bu konuda atılacak ilk adım. Şimdi 32 adet Ethereum'ları kitleyenler bunları uzun bir süredir çekemiyor. Ve bu stake'lerin kilitleri açılacak. Milyarlarca dolar Ethereum'un kilidi açılacak. Eğer her şey sorunsuz geçerse bu miktar kişi başı 32 Ethereum büyük bir miktar insanlar getirileriyle beraber aldıklarında tekrardan stake etmeyi hatta daha fazla alım yapmayı bile düşünebilirler. Ay piyasası öyle bir fırsat ki en büyük coinlerde bile 3-4x fırsatı sunuyor. Büyük piyasa değerli coinleri, orta piyasa değerli, orta piyasa değerli coinleri, küçük piyasa değerli, küçük piyasa değerli bu gerilerdeki coinleri de %90'ını süpürüyor. Gelecek vadedenleri bulmamız için işimizi kolaylaştırıyor. Ethereum uzun vadeli birikim yapanlar için mantıklı. Ultra Sound Money. Bakın deflasyonist. Yakılan Ethereum'lar Yeni Ethereum'lardan daha yüksek. Bir de boğa piyasasında düşünün. UMA, Synthetix ve DIDX. Daha önce de bahsettim. Hem major altcoin olmadıkları için hem de türev piyasası gibi gerçek dünyada devasa 18 trilyon dolar olan bir piyasayı buraya getirmeye çalıştıkları için bunları alt etmeye çalıştıkları için büyük bir fırsat olarak görüyorum. 18 trilyon dolar. Bu yüzden sadece başarılı olacak coin değil. Twitter'da bunu yazdım. Gidecek alanı büyük olan sektörleri seçin. Birbirlerine benzer projeler diyebiliriz bu söylediklerim. Bu sektörü çok büyük görüyorum ama rekabet var. Mesela şimdi size desem 10 yıl sonra Acer mi, Apple mı, Samsung mu, Huawei mi, Casper mi, HP mi, Dell mi hangisi en başarılı olan olacak hangisi batacak diye bunu söylemek oldukça zor. Sektörün içinden biri olsanız hadi aşağı yukarı bir fikriniz olabilir çok zor olmasına rağmen ama bu sektörün dışındaysanız bunu bilmek Uf. ama kendinizden eminseniz bu sektöre, bilgisayar sektörünün, bilgisayar üreticiliği sektörünün, bu teknoloji sektörünün büyüyeceğini düşünüyorsanız bu tarz şirketlerin hepsinin olduğu bir fona yatırım yaparsınız. Mesela bundan 20 yıl önce bilgisayarların çoğalmaya başladığını görünce, ne kadar hızlı geliştiğini fark edince sadece bir veya iki hisse seçmiş olsaydınız muhtemelen yüzlerce şirket arasında biri hatta seçtiğinizin ikisinin bile batmış olma ihtimali olabilirdi. Ama tüm endekse yatırım yapsaydınız 20 yıl önce bu şirketlere yatırım yapsaydınız devasa kazanırdınız. Demek istediğim anladınız. Yani burada tek birini seçmek yerine bu arkadaşlar arasında bölmek mantıklı olabilir. CZ ve Binance ile ilgili olayların, açılan davanın ilk başta boş olduğunu düşünüyordum. Ama sayfalarca kağıt okudum, fikrim değişiyor gibi. Siz bu videoyu izlerken bu konuyla ilgili yazdığım thread Twitter hesabımda olacak. Twitter hesabımı da açıklamada bulabilirsiniz. Bu tarz videoları kaçırmamak, hatta ilk görenlerden bir olmak için mutlaka abone olun ve yandaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. İyi ki varsınız. Kendinize yatırım yapmaya ve kendinize dikkat etmeyi devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.